Net, internet yayıncılığının imkan ve avantajları kullanılarak oluşturulmuş bağımsız bir bilgi ve iletişim teknolojileri dergisi. Kısa sürede internet medyası içerisinde kendisine yer bulan Shift-Late.net'in genel koordinatörü Hakkı Alkan'la bu başarı öyküsünü konuştuk. Shift-Late.net bundan yaklaşık 1,5 yıl önce kurulmuş bir site. İsterseniz sitenin kuruluşundan biraz bahsedeyim. Nasıl kurduk, hangi fikirden ortaya çıktı? Aslında biz uzun süredir bilgisayar dergilerinde editörlük yapıyoruz. Daha önce Çift, şu anda PC Magazine. Bilgisayar dergilerinin vermiş olduğu tecrübeyle beraber bu tecrübelerimizi daha fazla kişiye ulaştırmak için internet bizim için en iyi medyaydı. Çünkü basılı yayınların az sayıda kişiye ulaştığı bir gerçek. Ancak o zamanlarda bu şekilde teknoloji sitesi çok fazla yoktu. Nasıl bir teknoloji sitesi açabiliriz diye Berkin Bozdoğan'la beraber çok uzun geceler diyeyim, o çok uzaktaydı, internet üzerinden karşılıklı konuştuk, danıştık ve belli ana konular altında böyle bir site oluşturmaya karar verdik. Fikir ikimizden çıktı, yani online bilgisayar dergisi tadında çıktı. Ekibimizi oluşturduk daha sonrasında. Ekipte kimler vardı? Dediğim gibi önce Berkin Bozdoğan'la başladık, sonra diğer arkadaşlar bize katıldı. Daha sonrasında da biz yeni arkadaşlar yetiştirdik. Çünkü yazılı basın deneyiminin olması çok önemli. Yani bir insanın bir editör olması için direkt internet üzerinden başlaması bazen sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Oysa yazılı basında çalışan birisinin internet sitesinde editör olması çok daha faydalı. Çünkü yazım konusunda daha sonrasında içeriği çok detaylı bir şekilde gerçek kitleye ulaştırma konusunda çok tecrübeliler. Ama yazılı basın tecrübesi olmayanları da biz şu anda eğiterek aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda genç arkadaşlarla beraber çalışıyoruz ve inanılmaz keyifli işler yapıyoruz. İki kişiyle başlamıştık. Kısa zamanda 5 kişiye çıktık ve şu anda yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. Sadece ekiple bu başarıyı yakalamadık aslında. Başarımızdan da birazdan bahsederim, aslında övünmek gibi oluyor ama övünmek de istiyoruz biz çünkü çok uzun süre emek verdik. Altyapımızı çok sağlam tuttuk ve hala sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Yani insanlar 24 saat boyunca ne zaman isterlerse ve istedikleri hızda sitemize erişsinler. Hızda bir sıkıntı yaşanmasın, tıklar tıklamaz açılsın diye tabir ettiğimiz hedefe ulaşmış bulunuyoruz. Bunun için sunucular çok önemliydi. Yalnız sunucular konusunda şöyle bir sıkıntı çektik. Önce Türkiye içerisinden destek almak istedik ancak Türkiye'de bize destek verebilecek sunucuların maliyetleri inanılmaz pahalı. Sunucuyla beraber bant genişliği de gerekiyor. Yani insanlar, tamam, sitenizi ilk kurduğunuzda 50 kişi gelebilir, 100 kişi gelebilir ama daha sonrasında 1000 kişi. Mesela şu anda açsak site herhalde aynı anda belki 1000 kişi şu anda sitede makaleleri okuyor ya da forumlara geziyor olabilir. Aynı anda 1000 kişinin tıkladığı bir siteyi kaldırabilecek sunucunun maliyeti çok fazla Türkiye'de. O nedenle Amerika'dan destek almak zorunda kaldık. Şu anda hala sunucumuz Amerika'da. Orada network mühendisleriyle beraber çok verimli çalışıyoruz. Yalnız ilk hedefimiz o sunucumuzu Türkiye içerisine almak. Çünkü kablo kopabiliyor, balina kabloyu çarpabiliyor. Böyle çok ilginç kazalar nedeniyle yurt dışı internet bağlantısı kesildiğinde sıkıntı yaşayabiliyoruz. O nedenle altyapımızda, sunucumuzda biz Türkiye içerisine aldığımız zaman gayet daha başarılı olacağız. Sunucuyla beraber bu başarının arkasında bir de içerik yönetim sistemimiz var. Yani ekibimiz var, sunucumuz var ve ekibin yazılarını, hazırladıkları konuları internet kullanıcılarına ulaştırmak için bir de içerik yönetim sistemi dediğimiz content management sistem olarak da bilinen sisteme ihtiyacımız vardı. O içerik yönetim sisteminde açık kaynak koddan yararlandık. Aslında buradan tüm izleyicilere de tavsiye ediyorum, açık kaynak kodlu sistemlerin neler olduğunu şöyle bir incelesinler. Çünkü çok önemli destekler sağlayabiliyor size. Bize sağladı. Aslında Mambo ve Joomla dediğimiz popüler içerik yönetim sistemlerini biz 1,5-2 yıl önce kullanmaya başladık, test ettik. Bizim için çok uygun olduğunu gördük. Mesela sadece ofiste olmamıza gerekmiyor. Yurt dışındaydık.
yurt dışındayken de sadece internetin olması gerekli. Tarayıcıdan kullanıcı adı ve şifreyle girdiğiniz zaman sitenizi güncelleyebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Yeni forumumuzda da Simple Mention dediğimiz bir forumdan faydalandık. İnanılmaz başarılı, verimli bir forum. Geldik neler yayınlayacağımıza. Milyonlarca internet sitesi var. Şu anda tarayıcınızı açtığınız zaman milyonlarca internet sitesine ulaşabilirsiniz. Onlardan farklı olmak için neler yaptık? Türkiye'de bazı eğitimleri gerçekleştirdik. Aslında bunlar daha önceden dergide yaptığımız işlerdi ama internette yapılması pek mümkün değildi. Zor da olsa, eksik imkanlarla da olsa bunu başlattık. Şu anda çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Bu ilkler neydi mesela? İlk kez donanım incelemelerini biz internet ortamına taşıdık ama videolu olarak. Önceden işte donanım incelerlerken ekran görüntüleri olurdu, ekran görüntüleri yazı internet kullanıcısının belki de odaklanacağı konulardan çok uzak şeyler anlatılıyordu. Oysa biz şimdi videolu donanım incelemeleri, işte kameranın karşısına geçiyor editör arkadaşlarımız veya ben, alıyor eline donanımı, bunun burasını sevdim, burasını sevmedim, şurasını şöyle olsaydı daha güzel olur gibi tavsiyelerde bulunuyor. Videolu donanım incelemelerinin yanı sıra insanların yazılımları öğrenmeleri için de flash animasyonlar hazırladık. Yani siz bir yazılımı öğrenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken play butonuna basıp koltuğunuza yaslanmak. Bizim editörlerimiz onun nasıl indirildiğini, nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını çok güzel, çok açıklayıcı bir şekilde yazıyorlar. Bu arada yazım konusunda editörlerimizi baskı altında tutmuyoruz. Hepsi genç insan oldukları için ortaya bazen çok mizahi sonuçlar da çıkabiliyor. Bu da kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Zaten sitemizin içeriğini görürseniz siz de bize hak vereceksiniz. Üzerinde durduğumuz bazı şeyler de var. Örneğin Pardus gibi. Tamam, Windows Vista tabii ki önemli. 20 milyar dolarlık bir yatırım var. Ve Windows Vista'nın nasıl kullanılacağını biz site içerisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ipuçlarını bahsediyoruz. Ama ulusal işletim sistemimiz Pardus'a da çok çok önem veriyoruz. Hatta dün bir anlaşma yaptık. Pardus geliştiricilerinden 17 yaşında bir arkadaşımız da site ekibine dahil oldu. Bundan sonra o da bizimle beraber yazılar yazacak. Hem Pardus hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız, hem de Linux dünyasına gerekenden, olması gerektiği kadar daha doğrusu ilgi göstermiş olacağız. Zaten site istatistiklerimize baktığımızda kullanıcılarımızın %2'sinin Linux kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında dünya ortalamasına göre büyük bir rakam. Yani çok çok daha altında, %1'den daha az denilebilir. Ama bizde %2, bunların büyük bölümünde Pardus oluşturuyor ki bu bizi çok mutlu ediyor zaten. Bir teknoloji sitesi ne kadar popüler olabilir diye merak edebilirsiniz. Bir teknoloji sitesi oldukça popüler olabilir. Şu anda Şifreli.net Türkiye'nin en çok tıklanan ilk 200 sitesi içerisinde. Yani bu siteler içerisinde Google, YouTube, RapidShare gibi yabancı siteler de var. En çok tıklanan ilk 200 site içerisinde ve içeriği sadece ve sadece teknoloji, yazılım, donanım, internet. Bunun arkasında yatan neden de bizim üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bize verdiği destek. Her gün takip ediyorlar. Çünkü site her gün, hatta günde 5-6 defa güncelleniyor ve insanlar yeni ne var diye her zaman bakıyor. Biz onların bilincinde olup her zaman güncel tutmaya çalışıyoruz sitemizi. O nedenle de şu sıralar günde yaklaşık 450 bin, 500 bin sayfa izlenimi. Sadece bir gün içerisinde 500 bine yakın sayfa izlenimi mevcut. İçeriğimizi kendimiz üretiyoruz. Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İçerik üretilmiyor. İçerik kopyalanıyor. Haber siteleri de öyle. Ajanslardan alınan haberler kopyalanıp yapıştırılıyor. Sadece copy paste dediğimiz haber siteleri var, çok popüler. Kendi editörlerimizle kendi içeriğimizi kendimiz üretiyoruz. Tüm dünya en son neredeyse Türkiye'deki internet kullanıcıları da bizim sitemiz aracılığıyla bunlardan haberdar olsun istiyoruz. Bunlar hakkında yorumlar üretsin istiyoruz ve bunları kullansın istiyoruz.